Aşk İre Canlı. Antalya'da zakir hizmeti yürütmeye çalışan bir canınızım. Muhabbetten gıda almaya çalışan bir insanım. Yani cemlere girip çıkıyorum. Bu katıldığım cemlerdeki kendi düşüncelerimi açıklayacağım. İlk başta kendi ilim olan Antalya'dan anlatmaya başlarsa ben aktif bir şekilde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na çok fazla gidip geliyorum. Oradaki cemlere katılıyorum ve Abdamsı Kültür ve Tanıtma Derneği'ndeki cemlere katılmaya çalışıyorum. Ve bunun dışında daha İstanbul'da olsun, Isparta'da olsun cemlere katıldım. Benim bu cemlerde gördüğüm şey şu. Gençlerimizin cemlerini artık bırakması. Tabii yani bu kusur hepimizin kusuru. Bunu sadece gençlerde aramamalıyız. Çünkü düşünün ki hani size bu konuyla ilgili hiçbir şey hani öğretilmiyor ve siz bir anda ben hani bu yolu tercih ediyorum deyip bir yola gelemezsiniz. Niye? Çünkü hani biri sizi o yola desteklemesi gerekir. Aslında bu bir tek annelerde, babalarda da bitmiyor. Bu ülkemizdeki bütün dedelerin boynunun birer borcu aslında. Gençleri cemlerine çağırması, bu Alevilik yolunu devam ettirmelerine karşı daha yaptığı cemlerinde daha çok hani muhabbet etmeleri. Hani diyor ya, Hüdayim, hüdamız var, dost elinden bademiz var, muhabbetten gıdamız var, ölüm ödür, biz ölmeyiz. Muhabbetten gıda alan bir topluma aslında siz muhabbet vermezseniz bu toplum bir yerden sonra ölür. Düşünün ki hani bir insan yemek yemeden, su içmeden yaşayamaz. Muhabbetsiz bir Alevi toplumunda yaşayacağını düşünmek sorunlu bir düşünce olur. Günümüzde yapılan cemlerde muhabbete çok fazla değinilmiyor ama gene başta da belirttiğim gibi bu bizim kusurumuz. Dede çıkıyor, konuşuyor. Ama hani herhangi bir muhabbet, yani muhabbet dediğimiz şey karşılıklı yapılır değil mi? Hani yani sadece bir kişinin konuşmasıyla muhabbet olmaz. Sevenler sevgili her bir hal ile, sevenler sevgili her bir hal ile, İnancı ikrarı gerçek yoluyla, aşk şarabı muhabbetin malıyla, İçenler ölür mü ölmez vallahi, İçenler ölür mü ölmez vallahi, Melulüm bu canlar ne kadar mutlu, Melulüm bu canlar ne kadar mutlu. Bu yüzden yani muhabbet taliple dede arasında, mürşitle talip arasında olması gerekir. Arapça dua, cennet cehennem kavramları, yani bu İslami toplumun kendi dinlerindeki kullandıkları terimleri, baktım ki bazı Alevi dedeleri kullanmaya başlamış. Bir katıldığım cemde tabi bu Arapça dua, cennet cehennem kavramları kullanıldı. Şimdi güzel canlar, ben 12 yaşında bir çocuğum. Hani benim söylediğim şeyi çok da fazla ciddiye alacaklarını ben düşünmüyorum. Ama tabi hani ben sessiz kalıyorum dedi, onlar yaptığı şeyler doğru değil. Şöyle, bu yaşadığımız ülkede yani sadece Türkler yaşamıyor. Yani bu Türk Bektaşi Aleviler de yaşamıyor. Kızılbaşlar, tahtacılar, farklı dillerde konuşan canlarımız da cemlere katılıyor. Dede bence topluluğun ana dili neyse o dilde cem yürütmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Şimdi güzel canlar, bir yerde bir
haksızlık varsa biz ona sessiz kalırsak mazluma yapılacak en büyük hakareti biz sessiz kalarak yaparız. Bu yüzden tabii ki ses çıkaracağız. Cemlerimizi tabii ki bu haksızlıkları dile getireceğiz ama güzel canlar tabii ki yolumuzdan da bahsedeceğiz. Yolumuzdan bahsetmeden bir cem yürütürsek o cem cemlikten çıkar. O yüzden yolumuzdan da bahsedelim. Gündelik siyasi yaşanan haksızlıklardan da bahsedelim. Şöyle bir şey de yapılabilir. Bence cemevi sadece cemlerin yürütüldüğü bir yer olmaktan çıkarılmalı. Düşünseniz hani bir yazar geliyor veya bir çok iyi bir sinemacı geliyor veya çok iyi bir müzikle ilgili aktiviteler yapan bir insan gelip burada bir çalışma yapıyor ve bu bence gençlerin çok ilgisini çeken, ben de bir genç olarak yani kendi adıma konuşmam gerekirse ben Cemevi'ne çok bağlı bir Cemevi'ne bu Alevilik yoluna çok bağlı bir insanım. Hani bu beni bile motive eder. Yani diğer gelmek istemeyen bu yoldan uzaklaşmış canlarımız için düşünün kendi nasıl bir motivedir. Güzel canlar, bu Konyaaltı Cemevi'nde bizim bir sema ekibimiz var. Bu sema ekibinde mesela gençlerimizi toplamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz şu an çok az var. Bu sema ekiplerinde dediğim gibi hani sadece yaşını almış canlarımız var. Çok fazla gençler yok. Bütün gençlerimizi bekliyoruz. Bu bizim ülkemizdeki bütün cemevlerinde hani gezi dediğim gibi hani bu gençleri çekebilecek aktiviteler yapılması